Reel'in Amerika bürosu haber verir, Başkan Joe Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in yüz yüze yapacağı görüşme tarihi belli oldu. AEV, Amerika Başkanı Joe Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde bir araya geleceklerini açıkladı. Zaten Biden da üçüncü bir ülkede görüşme talep etmişti Rusya Cumhurbaşkanı Putin'e. İşte bu doğrultuda da taraflar 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde bir araya gelecekler. Görüşmeyle ilgili AEV'nin basın sözcüsü Jen Psaki'den de bir açıklama geldi. Jen Psaki açıklamasında Amerika-Rusya ilişkilerinin istikrarını ve öngörülebilirliğini yeniden sağlamak adına iki lider bir dizi önemli konu üzerine görüşecek ifadesini kullandı. Aynı zamanda Kremlin'den de bir açıklama geldi. Açıklamada iki liderin görüşmede ikili ilişkileri, stratejik nükleer istikrarla alakalı sorunları, koronavirüsüyle mücadelede işbirliğini ve bölgesel ihtilaflar dahil diğer konuları masaya yatıracağı belirtildi. Paylaşılan bilgiler arasındaydı. Ayrıca Rus yetkililer de Haziran ayında düzenlenmesi planlanan yüz yüze görüşmeyi Biden'dan Rusya ile ikili ilişkiler konusundaki hedefini doğrudan duyabilecekleri bir fırsat olarak gördüklerini de belirtiyorlar diyebiliriz. Hemen başka bir gelişmeyle devam edelim. Biliyorsunuz ki dün aktarmıştık sizlere de Antony Blinken ilk Orta Doğu ziyaretine çıktı. Blinken İsrail ve Filistinli yetkililerle yaptığı temasların ardından bir basın toplantısı düzenledi ve düzenlediği basın toplantısında yaptığı görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi. Blinken, İsrail-Filistin çatışmasını ateşleyen ve sorunun kökeninde yatan koşullara çözüm getirilmesi gerektiği yönünde bir anlayışın olduğunu ifade etti. Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi için uluslararası desteğin alınmasına çalışacaklarını belirtti. Bununla birlikte Filistinlilere yardım için Kongre'den 75 milyon dolar kaynak isteyeceğini de söyledi. Gazze'ye 5,5 milyon dolarlık acil yardımın sağlanacağını, 32 milyon dolarlık kaynağın da Birleşmiş Milletler'e verileceğini belirtti Blinken. Öte yandan Washington'ın Kudüs'teki Amerika konsolosluğunu yeniden açma sürecini de başlatacaklarını açıkladı. Kudüs'teki konsolosluğun Filistinlilerle diyaloğun sağlanması açısından önemli bir platform olduğunu dile getirdi Blinken. Konsolosluğun yeniden açılması konusunda da net bir tarih vermedi. Blinken, Amerika'nın her iki taraftan da çatışmaları tetikleme ve iki devletli çözüm olasılığına zarar verme riski taşıyan adımlara ise karşı olduklarını vurguladı. Amerika'daki son gelişmeleri sizlerle paylaştık. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.